Aileni gerçeklikten sildin. Ne yaptım? Zekanızı hiç kimse geçemez azap getiren efendimiz. Ot, ota demiş ki biz otuz. Çabuk gidin buradan. Yoksa seni atomlarına ayırırım. Aileni gerçeklikten sildin. Erhan abi, şimdi ne yapacağız? Şimdi Muhittin'i arayacağız. İyi de nasıl abi? Muhittin nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Nasıl arayacağız? Bununla. O gözlük ne abi? Bu gözlük şakacı konsey tarafından yapıldı. Kaçmadan önce almıştım. Elim bayağı hızlıymış abi. Pekala. Evrenin dokusu ciddi bir şekilde zarar görmüş. Gözlükten bunu anlayabiliyorum. O kadar kötü mü? Tahmin edemeyeceğin kadar. Eğer bu hızla devam ederse tüm çoklu evrenler yok olacak. Şimdi neredesin Muhittin? Buldun mu abi? Hayır, bulamadım. Öf, bu aleti kullanmak beni yoruyor. Sen güçlüsün abi, gücün her şeye yeter. Hayır, bize takip yeteneği olan biri yardım etmeli. Öyle biri nereden bulacağız? Biz değil, o bizi bulacak. Şimdi, bizi daha rahat bulması için uygun bir yere gidelim. Ot, ota demiş ki, biz otuz. Bu da gitti. Neredeyse tüm Muhittinleri güvenli bölgeye gönderiyorum. Keşke Erhan abi de görebilseydi. Acaba nerede şu an? Ne yapıyor? Ne yapacak? Seni engellemek için uğraşıyor. Ne? İyi de Erhan abi bunu neden yapsın? Yazık. Gerçekten yazık. Erhan'ın kim olduğunu bilmiyorsun değil mi? Sana gerçek yüzünü hiç göstermemiş. Ne gerçek yüzü? Erhan abi iyi birisi. Beni büyüttü, bana baktı, sürekli yanımdaydı. Sürekli olduğuna emin misin? Tam olarak değil. Aslında çoğu zaman beni yalnız bırakırdı. Ama her zaman işi olduğu için. Peki bu işi neydi? Sana hiç söylemedi mi? Seni hiç işine götürdü mü? Hayır. Bu dediklerin hiçbirini yapmadı. Öyleyse onu ne kadar iyi tanıyorsun ki? Bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Sana şöyle anlatayım. Erhan bir şaka avcısı. Şaka avcısı mı? Nasıl yani? Şöyle ki, Şakacılar Konseyi'nin amacı Muhittinleri avlamak ve Erhan onlar için çalışıyor. Eskiden çalışıyordu ama bir sebepten dolayı bıraktı. Şimdi ise Şakacılar Konseyi seni yakalamak için Erhan ile işbirliği yapıyor. Ama Erhan abi böyle bir şey yapmaz. O iyi biri. Anlamıyorsun Muhittin. Erhan bunca zamandır seni kontrol altında tutmak için çalıştı. Çünkü senin gücünden korktu. İyi de neden? Ben ne yaptım ki? Aileni gerçeklikten sildin. Ne yaptım? Erhan bunu sana söylemedi mi? Hayır, Erhan abi bana onları trafik kazasında öldüğünü söyledi. Yalan söyledi. Ben ailemi mi yok ettim? Yoksa diğer Muhittinleri de mi yok ettim? Ben ne yaptım? Hayır, hiç kimseyi yok etmedin. Onları Şakacılar Konseyi'nden korudun. Ama ailemi yok etmişim. Sana neden gücünü kontrol etmeyi öğretiyorum biliyor musun? Aileni geri getirebilmen için Muhittin. Nasıl? Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bak, Şakacılar Konseyi senden korkuyor. Sen doğduğun zaman konsey Erhan'ı yok etmek için seni görevlendirdi. Baban ise Erhan'a karşı çıktı. Ama senin gücün kontrolden çıkıp onları yok edene kadar. Ondan sonra Erhan da seni alıp büyüttü. Şimdi ne yapacağız abi? Biraz bekleyeceğiz. Tam da istediğim gibi. Şimdi Erhan, artık yakalanma vakti. Erhan, seni buldum. Teslim ol. Merhaba avcı, nasılsın? Bırak şimdi ahir hatır sormayı. Teslim ol. Lütfen avcı, yardımına ihtiyacım var dostum. Eski dostu, sana neden yardım edeyim? Beni terk edip gittin. Ayrıca seni yakalamak için emir aldım. Biliyorum, bana hala daha kırgınsın. Kırgın olmayı geçtim. Şu anda o kadar kızgınım ki seni sonsuzluk boyutuna kendi ellerimle atmak istiyorum. Ama çoklu evrenler tehlikede. Yardımına ihtiyacım var. Öyle mi? Peki muhteşem bey kendine neden yardım etmiyor? Başına anca sıkışınca gelirsin. Peki kendimi affettirebilir miyim? Tek bir şey var. Nedir? Özür dile. Özür mü? Bu kadar mı? Şu bencil herif asla özür dilemez. Her ne hata yaparsa yapsın. Peki tamam, özür dilerim. Başka? Sana beceriksiz dememeliydim. İyi, özrünü kabul ettim ama kırgınlığım hala geçmedi. Peki yardım edecek misin? Elbette. Yine işlerin sarpa sardı değil mi? Her zamanki gibi. Şimdiki sorun ne? Muhittin'i bulmama yardım etmelisin. Ah Erhan, sana kaç defa dedim. O çocuk senin başına bela açacak diye. Ama sen ne yaptın? Beni dinlemedin. Uzatma. Tamam. Sanırım benden Muhittin'i bulmamı istiyorsun değil mi? Bu işin kolay yolu. Bana biraz izin ver. Erhan abi, bu avcı bize ihanet etmesin. Etmez. O benim eski ortam. Eski ortam bir şaka avcısı mı? Evet. Eskiden şaka avcısı olduğumda onunla çalıştım. Eğer Muhittin'i bulacak biri varsa o da avcıdır. Bulamadım. Nasıl ya? Muhittin'in çevresinde oldukça güçlü bir enerji var. Bu enerjiyi kırmak için bir yere gitmeliyiz. Bu hiç hoş olmayacak değil mi? Sana kızgın olan bir tek ben değilim. Hadi gidelim. Aniden sahaya giren Müge Anlı'ya ne denir? Müge Ansız. İğrenç ya. Merhaba. Ana aynı ben. Merhaba. Efe seni sordu. Hangi Efe? Künefe.
Bu da gitti. Demek ailemi ben yok ettim. Acaba diğer insanları da ben mi yok ettim? Bu güç nedir böyle? Efendim, sorgulamak gibi olmasın ama Muhittin'e bunları anlatmanızdaki amacınız nedir? Motivasyon. Ne için? Muhittin içindeki karanlık güç ancak negatif duygulardan güçlenir. Eğer neşesini onun elinden alırsan içindeki güç açığa çıkacaktır. Böylelikle tüm çoklu evrenleri yok edebilir. Yani onu üzmeye mi çalışıyorsunuz? Sadece üzmek değil, aynı zamanda nefret ettirme, kin kusmaya. Tüm olumsuz duygularını yaşaması gerekir. Böylelikle içindeki güç açığa çıkacak ve durdurulmaz olacak. Zekanızı hiç kimse geçemez azap getiren efendimiz. Şimdi senin için başka bir görevim var. Nasıl arzu edersiniz efendim? Görev nedir? Biz neredeyiz? Sanki burası eski zamanları andırıyor. Haklısın. Bize yardım edecek dostumuz burada. Gerçi Erhan için dost değil. Alay etme, huyun hiç değişmemiş. Hadi. Burası boş gibi. Hesaplarım doğru ama neden çalışmıyor? Çalışırken beni rahatsız etme demedim mi? Erhan, avcı. Merhaba Levent. Seni bir daha görmek istemiyorum demedim mi ben sana? Çabuk gidin buradan. Yoksa senin atomlarını ayırırım. Levent, biliyorum ben hatalıydım. Ama yardımına ihtiyacım var. Sana en son yardım ettiğimde ne oldu biliyor musun Erhan? Şey... Ailemi benden kopardın. Evimden uzaklaştım. Kendi evrenim tecrit altında. Şimdi ise bu bilinmeyen gerçeklikte sıkışıp kaldım. Neden? Senin yüzünden. Yıllar sonra gelip benden yardım istiyorsun. Haklı. Sen kimin tarafındasın? Sana gelince avcı. Sen de suçlusun. Ne? Ben de mi? Evet. Bu sebeple size yardım etmeyeceğim. Beni rahat bırakın. Levent, lütfen. Kendim için burada değilim. Çoklu evrenler tehlikede. Çoklu evrenler tehlikede mi? Sen ne saçmalıyorsun? Soytarı kral geri döndü ve Muhittin'i kaçırdı. Onun gücünü kullanarak tüm çoklu evrenleri yok edecek. Bu sebeple yardımına ihtiyacım var. Bir dakika. Yani sen şimdi diyorsun ki benim kendi gerçekliğim tehlike altında mı? Aynen öyle. Eğer hemen harekete geçmezsek buradaki evrenin değil tüm çoklu evrenleri kaybederiz. Ailemi kaybedemem. Bu mümkün değil. Yardım edecek misin? Senin için değil ama ailemi korumak için evet. Ne lazım? Harika. Muhittin'i bulmak için enerji bariyerini aşmalı ve avcı onu bulabilmeli. Basitmiş. Bana biraz izin verin. Avcı, yanıma gel. Sence bu işe yarayacak mı Erhan abi? Umarım. Gergesin abi. Ne oldu? Umalım da Muhittin'in neşesi yüksek olsun. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa her şey için geç olacak. Efendimiz, beni emretmişsiniz. Senin için bir görevim var. Hazır mısın? Her zaman efendim. Nedir? Aileni gerçeklikten sildin. Zekanızı hiç kimse geçemez azap getiren efendimiz. Ot ota demiş ki biz otuz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bakışların nimet nimet, kim bilir belki de peşinde kimler kimler var.